Şimdi benim çektiğim zorluk gerçekten önemli değil. Önemli olan şimdi ülke niye bu hale geldi? Ülkenin bu hale gelme sebebi de şudur. İlk önce Türkiye'de satılmadık hiçbir şey kalmadı. Satılmadık hiçbir şey kalmadı. Hani üretim üretim bas bas bağırıyorlar ya üretim üretim üretim. Üretimle ilgili hiçbir şekilde hiçbir yardım etmiyorlar hiç kimse. Ben eskiden bir çiftçiydim. Ben bizzat üretiyordum. Ben tırlarca patatesidir, soğanıdır, ne bileyim karpuzudur üreten bir insanım. Ancak şu an benim 2000 dönüm araziden hepsi şeydir. Hiçbir tanesi ekilmemiş kalıyor. Eskiden ben yani geçimimi rahat bir şekilde hatta birikim yapabilecek nitelikte ben çiftçilikten para kazanabilecekken şu an ben affedersin sürünerek çalışsam yine de ben şey yapamam. Geçimimi sağlayamam. O yüzden bıraktım. Bak 2000 dönüm arazi boş. Ekilmiyor. 2000 dönüm arazi. Niye? Mazotunu, gübresini, işçinin parasınıdır, gömyesinidir. Ben çıkaramıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bak mesela şeker fabrikaları komple satıldı. Ve şu an şekerin kilosunu görüyoruz. Ve krizin sebebi şudur. Krizin sebebi Türkiye'nin bütün milli gelirleri satılıyor. Teker teker satılıyor. Türkiye'de milli gelir diye bir şey kalmadı. Hepsi satıldı. Satılmış bir ülkenin ekonomisinden ne beklersiniz? Bu bayram borç harç içinde geçti. Ben bu bayramda 20 bin lira borcun altına girmişim. Ben 4 çocuk babasıyım. Bu bayramı o çocuklara rahat bir bayram geçirebilmek için 20 bin lira borcun altına girmişim. Çocuğuma zaman ayırmadan çalışıp bir şey yapacağım. Onlar baba sevgisiz büyüyecek. Ben ise o borcu kapatmaya çalışacağım. Ekonomik krizden ilk başta sağlık sektöründe etkileniyoruz. Bütün doktorlar bırakıp yurt dışına gitti. Gitmeyenlerin hepsi de istifa etti. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Hani hastaneye götürecek bir hastamız oluyor. Ne randevu alabiliyoruz, ne sıra alabiliyoruz, ne de gittiğimiz zaman tedavi edecek doktor bulabiliyoruz. Yani birincisi sağlık olmadığı zaman gerisinin ne önemi var? Ay sonunu getiremiyoruz. Yani ay sonunu her zaman burçla getiriyoruz. 5500 dediği askeri ücret kiraya yetmiyor. Yani şu vaziyette askeri ücret 20 bin lira olsa yine de az. Yine de az. Çünkü yani domatesin kilosu olmuş 50 lira. Yani bu insanlar ne yiyecek ne içecek. Ne konuşuyorsunuz bir de ben konuşayım. Tabii sen de geç. Ekonomi krizi, bıktık, usandık ekonomi krizden, yokluktan, sefaletten, ev kirasından, ev sahipleri yapıyoruz zamı yani bıktık. Sıkıntılar büyük. Her şey pahalı, bir şey alamıyoruz. Çarşıda bir yemek yemiyoruz, bir çay içemiyoruz. Bir çay olmuş 10 milyon, 15 milyon. Bir su olmuş 10 milyon. Ama ben kendim bekarım. Bekar olduğum halde kendi geçimimi zor yapabiliyorum. Allah o evli olanlara, çoluk çocuk olanlara yardım etsin. Kötü tabii ki. Türkiye'de yaşıyorum. Çok kötü. Annemin yanına gittim bayramda. Bayram olarak bakmıyorum. Hani normal olarak bakıyorum. Geçen seneye göre bakıyorum. Çünkü çok kızlarım yurt dışında okuyor. Onlara bakıyorum bütün süreçte. Her sene onlara para yolladığım için. Bu sene yollayamadım mesela. Çalışmak zorunda kaldılar. İşte orada çalıştılar. Her ülkenin yaşam şartları ayrı. Onların gelirleri daha yüksek. Onlarda da artış oluyor. Ama gelirleri çok yüksek olduğu için o artışları karşılayabiliyorlar. Devlet çok yardım ediyor. Evet ve yani devlet yardım ediyor. Mesela elektrik arttı. Devlet elektrik yardımı yaptı. Senelik 600 pound ekstra verdi. Ama ben burada iş sahibiyim. Ama ben hiçbir destek görmedim mesela şey zamanında. Yani ben yalnızca Türkiye'de, bence bütün dünyada ekonomik kriz var. Bence Türkiye'de bir kabul edilmeme. Hani tabii ki korona oldu, herkes ekonomik krize girdi. Biz de gireceğiz. Hani ekonomik krizdeyiz hep beraber. Yani halk işte şey gösteriyor ama işte parti göstermiyor falan filan. Yani bütün dünya ekonomik krizde. Onun için biz de ekonomik krizdeyiz ama biz daha böyle kabullenmeme. Hani aslında bizde yok. İşte düzelecek, Mart'ta düzelecek, Şubat'ta düzelecek. Ben ona karşıyım. Ekonomik kriz var denilecek. Enflasyon kabul edilecek. Mesela böyle şeyler bizde pek kabul edilmiyor. Onun için de çözüm. Yani yol varsa bile şöyle bir şey mesela. Hani baştakiler giderse bile yani kısa bir dönemde normale dönmez. Çünkü yani her yeri satmış adam. Yani satılacak bir şey kalmadı. Fabrikalar kapatıldı. Yani bu kolay kolay düzelmez. O bir gerçek yani. Kim gelirse de gelsin. A partisi, B partisi fark etmez.
Çünkü Türkiye'nin artık yani toprakları bile satılıyor. Fabrikalar kapatılmış. Yani sırf parasızlıktan yani. Biz de tatil yapmak isterdik. Bak şimdi gelip çalışıyoruz burada. Anketörlük yapıyorum. Ben günlük yani alıyorum 200-250 lira ama gene kurtarmıyorum. Çünkü yani bugün bir insan güne baş zaten 50 lirayla 100 lirayla başlıyorsun. Yalan mı? Yetmiyor işte diyorum ki ben bir bekar insanım ama gerçekten ben kendimi çeviremiyorum. Kira. Benle arkadaş oturuyoruz, bekar evinde oturuyoruz. 3000 lira veriyor.